Suyun mesajı. Su konusunda geniş bir araştırma yapan Japon araştırmacı Masaru Emoto, donmuş su kristallerinin resimlerini çekmeyi başarmıştır. Doktor Masaru Emoto, suya yoğun olarak belli düşünceleri uyguladığında, donmuş suda oluşan kristallerin değişik motifler haline geldiklerini keşfetmiştir. Donmuş su kristalleri, farklı kelimelere şu şekilde tepki verdi. Pirinç testi. Şimdi sözlerin ve düşüncenin gücünü evimizde test edebileceğimiz bir deneyi anlatacağım. Septik ve kuşkucu yaklaşan arkadaşlarımız da bu deneyi yapsınlar. Sonuçlar inanılmaz olacak. Deney şöyle. 3 kavanoza eşit miktarda pirinç koyup üzerini su ile doldurup ilk kavanoza seni seviyorum, çok güzelsin. İkinci kavanoza senden nefret ediyorum, iğrençsin yazılı birer etiket yapıştırın. Sonuncu kavanoza etiket yapıştırmayın. İlk iki kavanoza bir ay boyunca her gün sabah akşam üzerlerinde yazılı olan sözcükleri söyleyin. Üçüncü kavanoza dokunmayın ve ilgisiz bırakın. Bu deneyin sonucunda kendisiyle güzel sözlerle konuşulan bitkilerin nasıl çiçek açtığını, pozitif düşünerek kanser hastalığını yenenleri, duanın gücünü, olumlu sözlerin şifalandırıcı etkisini anlamış olacaksınız. Bu deneyden sonra düşünce yapınız bu kadar elle tutulur bir göstergeden sonra tamamen değişecek. İnsan vücudunun %70'i, yeni doğan bebekte ise %90'ı sudur ve dünyamız sularla kaplı bir gezegendir. Suyun hafızası olduğunu ve düşünceye tepki verdiğini artık biliyoruz. Bu şekilde kendi bedenimize ve gezegenimize düşüncemizle neler yapabileceğimizin daha çok farkında olmalıyız. Bu farkındalık kitlesel değişimin başlangıcı olacaktır. Su gibi aziz olmanız dileğiyle.